Hocam merak edilen sorulardan birisi de narkoz altında kalan beyin. Diyorlar ki ameliyat sırasında beyin duruyor mu? Durmuyorsa hayal mi görüyor, rüya mı görüyor, ne yapıyor o sıra diyorlar. Evet, bu soruyu soran arkadaşım bilmiyorum. Tıbbi eğitimle falan ilgili olan birisi ama tıptaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesini soruyor. Narkoz dediğim şey işte ameliyat sırasında girdiğimiz bilinçsizlik hali olarak biliyoruz. Ama onlarca farklı madde ve onların kombinasyonlarıyla farklı farklı biçimlerde üretebildiğimiz bir sürü farklı bilinçsizlik halini bir başlık altında toplamış oluyoruz aslında. En önemli söyleyeceğim şey şu, özellikle tıp dışındakilere bu şaşırtıcı gelebilir ama anestezi uzmanı birisini bulup sorsunlar inanmıyorlarsa hala anestezik maddelerin beyinde nasıl etki yaptığını bilmiyoruz. Yani neden bilincimizi kaybettiğimizi bilmiyoruz. Bunun mekanizması vallahi karanlık. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela nöronal aktivitede yani sinir hücrelerinin aktivitesinde çok büyük ölçülebilir değişiklikler yapmadığı halde çok hızlı bilinç dışı yani bilinç kaybı durumuna neden olan maddeler var. En kuvvetli teori de bu konuda bu maddelerin nöronlar dediğimiz ana sinir sisteminin hücreleri dışında kalan glia hücreleri adlı yardımcı hücreler üzerinden etki yaptığına dair bir teori var. Bu teoriyi de Stuart Hameroff diye bir anestezist ortaya atmış durumda. Stuart Hameroff'u meşhur yapan ve benim onun ismini bilmemi sağlayan şey bu değil. Çünkü buradan yola çıkarak kuantum nörobiyoloji denen bir alanda yani beyindeki kuantum fiziksel süreçler üzerine kapsamlı bir teori üretmiş iki isimden biri. Matematikçi Roger Penrose'la beraber böyle bir çalışma yapıyorlar. Yani bu anestezi meselesi o kadar basit bir mesele değil. İyi ki nedenini bilmiyoruz, araştırıyoruz. Araştırınca ortaya şu çıkıyor. Bizim beynimizdeki o zihinsel işte bilinç vesaire aktivitelerimiz, hafızalarımız muhtemelen tek tek nöronların bilgisayar gibi çalışmasından öte nöronların en az 50 katı kadar fazla sayıya sahip olan ve birbirleriyle henüz anlayamadığımız bir biçimde garip bir ağ yapısıyla bağlı olan o glia hücrelerinin arasındaki henüz tanımlayamadığımız etkileşimlerden kaynaklanıyor diye bir düşünce koyuyorlar ortaya. Şimdi bu sinir bilimine yeni başlayan birisi için ya deneyimli sinir bilimciler için dahi kabul edilmesi zor bir konu. Çünkü biz nöronlara, nöronlarla yapılmış beyin modellerine, işte hafıza modellerine, plastisite teorilerine falan o kadar alıştık ki ya bir dakika nöronları şuraya bir koyalım, yardımcı hücrelerde bir şey var, hani her şey burada olabilir fikri bize gıcık geliyor. Fakat dikkatinizi çekerim, nörona nöron, öbürüne de yardımcı demek bizim densizliğimiz olabilir. Çünkü nöronları erken dönemden itibaren gözlüyor olmamızın sebebi şu. Bir büyükler, iki gürültülüler. Gürültülü derken ne kastediyorum? Nöronlarda öyle bir potansiyel var ki, işte aksiyon potansiyeli diye hakikaten ben mesela master doktora yaparken bunları kaydettim. Beyne böyle elektrotlar sokuyorsun, o elektriksel potansiyeli de hoparlöre veriyorduk. Biz hakikaten çat 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 diye ses yapar nöronlar. O elektriksel potansiyeli sese çevirdiğinde. Gliyalar ise sessiz ve derinden. Onlar öyle bir büyük potansiyeller üretmezler, bir şey yapmazlar ama ben doktora yaparken mesela bir şey keşfedildi. İşte glia hücreleri kalsiyum iyonlarından dalgalar yapıp birbirlerine aktarıyorlar. Böyle deniz dalgaları gibi beyinde kalsiyum iyonu dalgaları gezdiriyorlar. Ve bu dalgalarda çok ilginç bir biçimde bizim bilinçle ilgili beyin dalgalarımızla frekans olarak örtüşüyor. Çok büyük bir buluştu bana sorarsan, pek kimse ilgilenmedi. Niye? Yardımcı hücre onlar. Ne varsa nöronlarda var. Bu konuda en güzel açıklamayı da rahmetli Walter Freeman, yetişemedik evvelki sene vefat etti. Tam da Miami'ye gittiğimiz hafta vefat etti yani kendisini görecektik ama beyin ve kaos teorisi konusunda çok çalışmalar olan biri. Diyor ki sinir hücreleri yani nöronlar bir orkestradaki davullara benzer. Uzaktan onların sesini rahatça duyarsın. Ama konçertoya, esere esas duygusunu veren melodi yakından ve belli bir mesafeden ancak duyulabilir. Glia hücreleri o melodiyi çalarlar diyor. Bu kadar edebiyatı niye yaptım? Özellikle sinir bilimleriyle amatör ya da ileride ciddi olarak ilgilenmek isteyen arkadaşların glia konusuna da biraz eğilmeleri ve bu konudaki yayınları takip etmelerini öneririm. Çünkü anestezikler eğer glia üzerine etki yapıyorsa, bir maddeyi biraz verdiğinizde pat diye bilincin kaybolması glialar üzerinden olan bir şeyse, o zaman bizim günlük hayatta bilinç falan dediğimiz işte de bu hücreler rol oynuyorsa, bizim bütün sinir teorilerini değiştirmemiz gerekecek. Bütün anlayışı değiştirmemiz lazım. Bu arada ben 2,5 sene kadar anestezik maddelerin beyin dalgalarının etkisini çalıştım. Anestezist arkadaşlarla beraber. Çok zevkli çalışmalardır çünkü laboratuvarda çok korunaklı koşullarda onları hayvanlara veriyoruz ama farelerin ağzına böyle ambu gibi soluma aleti yapıyoruz. Onlara böyle gaz veriyoruz. Tabii gaz biraz dışarı da kaçıyor. Bir eğlenceli laboratuvarlar oluyor. Kafalar bir güzel oluyor. Nasıl bir akşam yalnız kazan gibi kafa uyuyamıyorsun. Çok baş ağrısı yapar. O yüzden evde denemeyin. Tavsiye etmiyorum. Bir de biz 5-6 maddeyi karıştırıp böyle kokteyller yapıp laboratuvarda gayet de eğleniyor idik. Ama hala belli değil. İşte bilimin en güzel tarafı dobra dobra, dolu dolu, kendine güvenli bir şekilde bilmiyorum diyebilmesidir. Der ve öğrenir. Dolayısıyla biliyormuş gibi yaptığımız için henüz bu kısmı çözemedik. Ama bilmiyorum diyenler burayı çözecekler. Bu arada toplumsal mesajımı da vereyim.